her sene inşaat mühendisleri odası olarak bu konuda bir farkındalık oluşturmak gerektiğini düşünüyoruz. Bizim için kanayan bir yara. Çünkü bizim ülkemizde ne yazık ki deprem afete dönüşüyor. Bunun afete dönüşmediği güne ulaşana kadar inşaat mühendisleri odası olarak neleri yapmak gerektiği, neleri yapmamak gerektiği konusunda biz çözüm önerilerimizi, doğru bildiklerimizi sizlerle paylaşma ihtiyacı hissediyoruz. Tabii burada şöyle de bir şey de var, bunu paylaşıyoruz ama her sene aynı şeyleri söyleyip de kat ettiğimiz mesafenin çok az, çok cüzi adımlar atabildiğimizi gördükçe de işin doğrusu acaba bu kadar çok dile getirip karşılığını görmeyince bunun vatandaş nezdinde, toplum nezdinde kanıksanan bir şey haline gelmesine sebep oluyor muyuz? Bunu da insan düşünmeden edemiyor ama bunu anlatmak zorundayız. Çünkü bu bunun doğrusu, 17 Ağustos benzeri şeylerin, felaketlerin yaşanmaması için bir zorunluluk. İsterseniz ne yaşadığımızı bir hatırlayalım. 17 Ağustos gece saat 3.02'de Gölcük merkezli 7.4 büyüklüğünde bir deprem felaketi meydana geldi. Ve o zaman bütün dünya bu felaketi, 100 yılın felaketi, asrın depremi olarak ilan etti. Bir deprem düşünün ki Eskişehir'de yıkıma sebep oluyor. Bir deprem düşünün İstanbul'da yıkıma sebep oluyor. 16 ilde hissedilen bir depremden bahsediyoruz. Tarihten de çıkartmamız gereken dersler var. Mesela 1509 yılında İstanbul'da meydana gelen bir deprem var. Bu depreme bir isim veriliyor. Nedir bu isim? Küçük kıyamet. Yani o kadar şiddetli bir yıkıma sebep oluyor. 40-45 gün boyunca devam ediyor. Hatta dönemin padişahı II. Beyazıt Edirne'ye taşınıyor. Bu deprem süresince. Bu depremden sonra yaklaşık 250 yıllık bir periyot sonra 1766'da çok ciddi bir depremle daha karşılaşıyor İstanbul. Ve 250 yıllık periyotlara baktığınız zaman mesela 1766'nın üzerine 250'yi eklerseniz 2016 yapıyor. Biz bu hesaplarda artı eksi 30-40 yıllık periyotları göz önüne alıyoruz. Şimdi baktığımız zaman İstanbul için büyük bir felaketin aslında yaklaşmakta olduğundan endişe ediyoruz. Şu soruyu sormak lazım. Neden acaba bizde deprem felakete dönüşüyor? Japonya gibi ülkelerde de benzer büyüklükteki depremler meydana geliyor ama felakete dönüşmüyor. Fakat bizde neden bu hale geliyor? Her 4 binadan birinin yıkıldığı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Neler değişti diye baktığınız zaman geçenlerde malum İstanbul Sütlüce'de bir yıkım meydana geldi. Yeni yapılmakta olan bir bina inşaatı ile ilgili yetersiz mühendislik, yetersiz müteahhitlik, yetersiz denetimin sebep olduğu bir ciddi anlamda bir yıkımla karşılaştık. Bu da bize aslında neyi gösteriyor? Sorunlarımızın hala büyük oranda devam ettiğini gösteriyor. Yani bugün pidecisinden doktoruna, herkesin inşaatçılık yapmaya kalkıştığı bir Türkiye'de kaliteden elbette ki bahsetmek mümkün olmayacak. Dolayısıyla bunların bir şekilde bir rayına oturması lazım. Bugün endüstri geliştirsin, cep telefonu üretsin, ilaç üretsin, Ar-Ge yapsın diye beklediğimiz ülkemizin almış anlı holdingleri kurmuşları dahi AVM yapmaya kalkıyorsa, toplu konut faaliyetlerinden para kazanmayı ümit ediyorsa, bu dönemin yatağıyla ilgili ciddi sorunumuz var demektir. Artık beton ekonomisinde bir şekilde kanunlu olarak çıkmak lazım. Bundan en büyük faydayı da işin doğrusu inşaat sektörünün kendisi, inşaat sektörünün emekçileri görecek.